Bodrum Yassıada'dayız. Burası tam bir su altı arkeoloji müzesi. Yani denilebilir ki tam altta bir su altı müzesi var. Ve bu müzeye bugün sahil güvenlik DEGAK birimleriyle birlikte ve Kültür Bakanlığımızın bu etkinlik için, bu çalışma için bizimle ilişkilendirdiği su altı arkeoloğu arkadaşlarımızla birlikte dalış yapacağız. Yassıada'da dalışlar yaptık ve tabii ki tarihin bu parmak izlerine yıllar önce dokunan sualtı arkeologumuz, benim Aşkın abim, Aşkın Canbazoğlu, bugün o da kendileri de bize eşlik etti bu dalışta. Yıllar sonra bu çalışmanın kazısında bulunmuş, hikayesini herhalde en iyi anlatan kişi Aşkın abi sensin. Yani ben çünkü burada 3 sene çalıştım. Evet abi. 1981, 82, 83 yıllarında çalıştım. Biz Osmanlı batında çalıştık. Burası biliyorsun 1960'larda bulunmuş bir batık. Bu şey, batıkların olduğu alan. Kemal Aras, Kaptan Kemal Aras tarafından bulunmuş. 61'de kazı yapıldı. 64 arası 3 yıl bir çalışma yaptılar. Osmanlı batında çalıştık. Bizim derinliğimiz 33-36 metre civarıydı. Zaten burası küçük bir sığlık. Yassıada dediğim küçük adaya 200 metre. Sörmüş adasına doğru olan bir sığlık. Bu şu arka taraf 7 metre falan, evet. En üst noktası 1,5-2 metre. Öyle mi? Çıkıyor. Daha yukarıdaydı bu gemi. Doğru. Kayarak amforaların bir kısmını yok etmiş. Eğer bu 1-2 sene içerisinde büyük ihtimalle dönecek ve o çanağı... Yani o amforaları son gören kişi olacağız. Son gören kişiler bizler olacağız gibi görünüyor. Vallahi çok acı İnşallah yani. İnşallah kalır, evet. Ama kalma şansı ama pek yok. Ama harika görüntülerdi yani. Evet, çok hayran kaldım ya. Olağanüstü. Evet.